İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından Küçükçekmece'de yapılan kavşak düzenlemesi esnaf ve sürücüler için adeta eziyete dönüştü. Kavşağın eski haline dönmesini isteyen esnaf ise kavşakta toplanarak tepki gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından Küçükçekmece'nin Kanarya ve Söğütlü Çeşme mahalleleri arasında geçişi sağlayan Huzur Caddesi'nde yaklaşık 2 ay önce kavşak düzenlemesi yaptı. Yapılan düzenlemede Söğütlü Çeşme'den Kanarya Mahallesi'ne girişler tamamen kapatıldı. Düzenleme sonrasında araçlarıyla mahalleye girmek isteyen bölge esnafıyla sürücüler yaklaşık 1,5 kilometre giderek köprü gümrük yolundan veya Borusan kavşağından dönmek zorunda kalıyor. Bu da gün içinde kavşağı sık kullanan esnafın tepkisine neden oldu. Huzur Caddesi'nde toplanan bölge esnafı kavşağın eski haline dönmesini isteyerek düzenlemenin kendilerini mağdur ettiğini söyledi. Aynı yolu gün içinde kullanan başka sürücüler de tepki göstererek kavşağın yakınında bulunan okulun açılmasıyla trafik ve sıkıntının daha da büyüyeceğini söyledi. Bu kavşağı yapan mühendis var ya, bir an önce o diplomayı iptal etsin. Niye? Sıkıntı mı orada? Ya araba dönümü nasıl olacak yani? Sanki çamak çomak oynamış yani bu yolla. Daha önce böyle miydi? Daha önce daha güzeldi. Bak samimi söylüyorum, daha önce daha güzeldi. Yani böyle bir saçmalık yok ki. Yukarıdan geliyorsun yol vermiyor. Yukarıdan geliyorsan köprünün altından döneceksin, mahalleye giremiyorsun. Yani böyle bir saçmalık yok ki. Diplomanı iptal etsin, geçsin başka yerde otlansın yani. Baksana adam nerede dönüyor ya? Trafiği kendin görüyorsun babacığım, şimdi dememe gerek yok ki. Baksana şimdi adama ceza yazacaklar, yazık günah değil mi? Neymiş, ters yönden girdi. Adam ne yapsın, gitsin 2 kilometre aşağıdan mı dönsün? Sık kullanıyor musunuz? Ya günde en az 10 defa kullanıyorum. En az günde 10 defa ben burayı kullanıyorum ve her geldiğimde burada en az 10-15 dakika bekliyorum böyle. Böyle bir saçmalık yok baba. Vallahi başkası beceremez. Her gün kullanıyorum ben burayı. Daha önceki hali daha iyiydi. Yani bu şekilde sözde çözüm bulmuşlar ama inanın bu şekilde daha çok problem, daha çok şey oluyor burada, trafik oluşuyor. U dönüşü vermemişler. Yani eski hali daha iyiydi. Hiç ellenmeseydiler daha iyiydi yani. Şu anki haline daha fazla yani. Şimdiki yani. Evet, burada her gün mağdur oluyoruz. Yani bu hususta buraya bir çalışma yapıp bunu düzeltirseler çok iyi olur yani. Ya buradaki durum önceden çok güzeldi. Çok güzel dönemeç vardı burada. Gitti bu ışıkları buraya koydular. Daha çok trafik yoğunluğuna sebep oldu. Önceden böyle bir trafik de olmuyordu. Hiçbir şekilde önceden kaza da olmuyordu. Şimdi Sefaköy'den geliyorsun, mahalle içine gireceksin. Ta gidiyorsun, aşağıdan dönmen gerekiyor buraya girmek için. Hem bu kadar trafik de yoğunluk oluyor. 3 tane araç gitmeden gene ışık yanıyor. Buradan araçlar dönemiyor. Buradan giderler zorlanıyor. Tekrar aşağı gidip dönebiliyor mahalle içine girmek için. Günden 4-5 kere gidip buradan geliyorum. Çok zorluk yaşıyoruz. Ya Sefaköy'den geliyorsun, mahalle içine gireceksin. Bütün trafiği aşağı verdiler, burayı kilitlediler. Önceden hiçbir şekilde trafik de olmuyordu. Yani bunu büyükşehir mi yaptı, yetkililer kim yaptıysa bunu tekrar eski haline getirsinler. Biz onu istiyoruz. Ortalama şu ana caddeyi çift taraflı olarak yani 30-40 sefer kullanıyorum. Evlere ve iş yerlerine tüp götürüyorum. Damacana su servisi yapıyorum. Yani ben buradan günde 30-40 sefer sırf bu yol, yeni yapılan yol yüzünden yönümü değiştirip ya Çeşme Meydanı'na gitmek zorunda kalıyorum ya da yukarı taraftan dönüşümü almak zorunda kalıyorum. Yani az önce bile bir 15 dakika önce az kalsın bir kaza atlatacaktım. Yani karşı taraf yanlış yola girmiş. Ben de kendi yolumdan gidiyorum. Az kalsın kaza yapacaktık. Tartıştık yani. Hani bu yapan mühendis kimse bilmiyorum ama çok hatalı bir şey yapmış yani burada. Yani Kanarya dönüş yolu yok. Ben şimdi buradan yukarıdan geldiğim zaman bu mahalle içine girmem gerektiği zaman buradan giremiyorum. Yani çok saçma bir şey yapılmış burada. Masa başında çizmiş. Eski haline hiç dokunmayacaklardı. Sadece ışık sistemi, lamba sistemi koyacaklardı. Kimse kimseye geçiş üstünlüğü sağlamasın diye. Sadece lamba olması yetiyordu. Şu anda Söğütlü Çeşme ile Kanarya arasında bulunan caddede duruyoruz. 2 aydır bu yol yapıldı. Büyükşehir Belediye tarafından şu anda çıkmaza sokuldu burası. Yarın bir gün okullarımız, köşede gördüğümüz gibi okulumuz burada var. Bu okul açıldığında okul servislerini düşünemiyorum, öğrencileri düşünemiyorum. Artı esnaf kardeşlerimiz, 3000'e yakın esnaf var burada işveren. Sabah servise giderken burada trafik oluştuğu için işlerine geç kalıyorlar, firmalarına geç kalıyorlar. İş aksamasına çok engel oluyor. Bunu kesinlikle yani bugün okul açıldığında büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacağız. Burada gelen kardeşlerimiz dönüş yapamıyor. Gidip ta Söğütlü Çeşme'nin içinde dönmek zorunda. Orada da kapan olduğu için tekrardan dönüp bu caddeye gelmek zorunda. Bununla ilgili çok büyük sıkıntılar yaşamaktayız. Esnafın çok büyük tepkisi var. Burayı çizen mühendise sesleniyorum. Bu nasıl bir mühendislik, nasıl bir çizim? Büyükşehir Belediyesi'nden bir an önce eski haline döndürülmesini rica ediyoruz. Çok kullanıyor musunuz bu
Çok kullanıyoruz. Günde en az 20 kere geçiyoruz ama hiç iyi değil yani. Eski hali bin kat daha iyi. Kaza davetiye. Yarın öbür gün okullar açıldığı zaman buradaki trafiği görün siz. Her gün tartışma çıkar. Saçma bir şey olmuş burası yani. Başka bir şey değil. Yani eski haline gelmesi için elinizden geleni yapsanız Büyükşehir Belediyesi olarak çok memnun oluruz. Bu dükkan benim. Daha önce burada 7 tane araba park edebiliyordu. Kendi dükkanımıza malımızı atamıyoruz. Ve buradan İETT otobüsleri dönemiyor. Burada yolu adamlar beton dökmüş. Şuradan dönüş yapacak. Mesela tır da dönüyor. Dönemiyorlar. Ağacı götürecekler artık. Ağaca sürtüyorlar. İtfaiye geçen buradan ters dönüş yapmaya çalışıyor. İleriye geri çilitliyor. Böyle saçma sapan bir yol olamaz yani. Ve okullar açıldığında zaten burası pert olur. Eski sistem daha iyiydi. Hani böyle bir sistem olmaz. Mesela Kiptaş'a gidebilmen için veya benim aşağıya gidebilmem için ta köprünün oradan dönmem gerekir. Böyle saçma bir şey olmaz yani. Hani sola dönüş vermemişsin. Oradan şuradan gelebiliyorsun. Aşağılardan yine bu tarafa geçemiyorsun. Böyle akıl almaz bir sistem yaptı adamlar ya. Hani herkes de şikayetçi. Kiptaş konutları komple şikayet etti. Biz ettik. Bütün esnaflar. Sanayiye adam gelecek, sanayiye gelemiyor. İleride ters dönüş yapması lazım ya da gidip de Sefaköy'den dönüp gelmesi lazım. Bu kadar saçma bir şey olmaz yani. Sefaköy Kiptaş konutlarında oturuyorum. Öyle saçma bir proje yapmışlar buraya. İnsanlar evine gidemiyor. Yani evine gitmesi için normalde geçiş vardı. Sözde hani bir düzenleme yaptılar ama yani eve gidemiyorsun kesinlikle. 2 kilometre aşağıdan gösterin istiyorsanız karşıdaki konutları. Oradan dönüş yapman lazım ki Kanarya'ya veyahut da Kiptaş konutlarına evine gitmen lazım. Yani böyle ben hayatımda 30 senedir İstanbul'dayım, ben böyle saçma bir proje görmedim. Yani bütün yollar bu tarafa geliyor. Bu tarafa hiç yol vermemişler ya, akış yok yani. Yaşmışım.